Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. İnşallah bu programda da önemli bir konuyu değerli konuklarımızla konuşmak istiyoruz. Hani bizim konuştuğumuz konular sürekli gündem olması gereken güncel konular. Dolayısıyla işte onlardan bir tanesi. En temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de eğitim, talim, terbiye, hani daha kadim ismiyle talim terbiyeyi konuşacağız. Stüdyo konuğumuz eğitimci yazar Mehmet Ali Gönül hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve inşallah Skype ile de Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Muhammed Şevki Aydın hocam bizlerle olacaklar. Az sonra inşallah kendilerine bağlanacağız. Şimdi eğitim derken çok yuvarlak, çok böyle genel bir konu gibi gözüküyor. Hani neresinden bahsedeceğiz? Zaten programlarımızda ki belki de eğitim üzerinde en çok duran bir yayın politikası da var yani Rehber TV'nin. Çünkü eğitimle alakalı kültürel içerikli hem normal yani okullardaki örgün eğitimle ilgili hem dedik ya hani İslami anlamda işte bir bilgi içeren birçok programımız var. Çok değerli hocalarımız Öğretmenler Odası programında zaten eğitimin farklı yönlerine her hafta işaret ediyorlar, değiniyorlar. Çok güzel bir programı da tavsiye ediyoruz. Şimdi eğitimin özellikle günümüzdeki hani bilimin, bilginin çok fazla hızlanması, yenilenmesi, aşırı derecede hızlı yenilenmesi karşısında eğitimin durumu ne? Eğitime bakışımız ne? Bu bir. Ama daha özele geleceğiz. Bundan çok çok daha yakına geleceğiz. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Olaylara İslami pencereden bakmaya çalışıyoruz. Ve bir şekilde hani son nefesimizi imanla verme azmindeyiz, kararlılığındayız, dileğinde, talebindeyiz. Olaylara yani dünya görüşümüz böyle olduğu için biz eğitime de böyle bakmak istiyoruz. Ve sorunların çözümünü sadece eğitim değil, Müslümanca bir eğitim, İslami bir eğitim, hani din eğitimi, dini eğitim artık fark etmiyor. Bu çerçevede çözüm aramaya çalışıyoruz. Aile için, gençlik için veya sosyal meseleler için ister ticaret olsun, ister siyaset olsun bütün bunlara bakışımız madem ki temelde eğitim var, eğitim ihtiyacı var ama biz oraya şöyle dediğimiz gibi bir kelime daha ekliyoruz. İnancımıza uygun eğitim, inancımıza, kabul ve kanaatlerimize uygun bir eğitim nasıl olmalı idi ve bu çağda yani bu bilgi çağında nasıl güncellenmeliydi? İhtiyaçlar dedik, sorunlar neler, ister bunu kurumsal anlamda söyleyelim, ister fert planında, ister sivil toplum planında söyleyelim. Eğitimle ilgili sorunlarımız neler? Gençlerin eğitiminde, çocukların eğitiminde, kendi eğitimimizde, genel manada eğitimin her alanında ihtiyaçlar, sorunlar, sıkıntılar neler, çözümler nelerdir? Biraz genel bir başlık ama inşallah özelleştireceğiz bunu, böyle biraz daha anlaşılır hale getireceğiz konuklarımızın yardımıyla. Evet hocam şimdi bir böyle bir özet bir giriş yapayım dedim. Siz eğitimcisiniz yani ve yani sonuçta aktif olarak öğretmen bir vasfınız da var geçmişten. Şimdi İdeal Eğitim Vakfı'nın da aynı zamanda evet hala üyesi. Evet üyesiniz. Şimdi bugün özellikle okullarda eğitimi konuşuyoruz sık sık. Evet. Niye? İşte sınavlarla gündeme geliyor. Evet. Öğrencilerin sınav başarısı, başarısızlığı filan. Hani bu son dönemde işte salgın nedeniyle evden devam eden eğitim çok konuşuluyor filan. Çok genel bir başlık, çok eski bir başlık. Ama bir türlü de bir rayına oturtamıyoruz. Yani gerek kendi fert planındaki eğitimimizle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Gerek kurumsal eğitimdeki sıkıntılar devam ediyor. Bir türlü istenilen başarı yakalanamıyor. İşte bunun sahadaki karşılıkları maalesef olumsuz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle eğitimle ilgili genel bilgilerimizi tazelersek neydi?
ne olmalıydı, nerelerde eksiğimiz var, açığımız var? Genel bir bakış açısıyla buyurun. Bismillah. Bu fırsat verdiğiniz için teşekkür. Allah razı olsun. Şimdi üzerinden durduğumuz unsur veya terim anlamı olarak eğitim dediğimiz mefhum neyin nesidir? Niçin çok geniş kapsamlı bir manası var gibi bazı sorulara önce cevap aramak lazım. Fakat Aristo'dan, Plato'dan bugüne kadar eğitim bilimleri uğraşan birçok kimsenin eğitimin ne olduğuna dair ortaya koymuş olduğu bir tanımlama var. Bu tanımda insanın doğuştan getirdiği kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak. Doğuştan gelen kabiliyetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak. Ayrıca bu tanıma ilave edebileceğimiz diğer bir unsur da kişinin davranışlarını mükemmel hale getirmeye çalışmak ama bunun içerisinde bir kelime var. İsteyerek bunu yapmak. Çünkü eğitim bir istek işidir. Zorla olmuyor. Zorla yapılmıyor. Demek ki insan davranışlarını mükemmel hale getirmek ve bunun alıcı kısmında insan olduğu için isteyerek bunu yapmak ve doğuştan gelen bu özelliklerin gelişmesine yardımcı olmak. Bu eğitim dediğimiz unsurdur. Bu işle uğraşanların da yapmış olduğu tanımlama aşağı yukarı bu çerçevededir. Fakat şöyle bir unsur var. Eğitim dediğimiz fikrin materyali nedir? Eğitim kimin üzerinde icra edilir? Elbette insan üzerinde icra edilir. Yani eğitimin materyali insan ise insanın da eğitilmesinde farklı farklı fikirlerin cereyan etmesi söz konusu oluyor. Şimdi insana bir hayvan nazarıyla bakan, yani insanı düşünen bir hayvan olarak gören bir insanın insanı eğitim metodu da o çerçevede olur. İnsanı tapılacak kadar kutsayan bir anlayış veya sadece insanı humanist çerçevede gören bir anlayış bu çerçevede bakar. Aynı şekilde yine insanı bir meçhul olarak nitelendiren veya insana nihilistlerin bakış açısıyla bir hiç olarak bakanlar da böyle. Ama biraz önce de dediğiniz gibi biz hayata başka görüş açıları veya çerçevelerinden değil, biz hayata iman ettiğimiz değerler çerçevesinde baktığımızdan dolayı eğitimi de aynı çerçevede görmek zorundayız. O zaman bizim insana bakış açımız eşref-i mahlukat olmasından dolayı, yani Allah'ın yaratmış olduğu en şerefli varlık olmasından dolayı bizim de insana eğitim noktayı nazarında bakış açımız budur. İnsanı eğitmek ama insanı iyi bir kul olarak eğitmek, insanı Allah'ın Resulünün yani kitap ve sünnetin çerçevesinde eğitmek. O zaman burada çok önemli bir yere gelmiş olduk. Evet. Yani eğitimde evvela amaç net olmalı. Yani niçin yönlendireceksiniz? Evet. Amacınız, hedefiniz, kastınız ne? Yani bir şeyler vereceksiniz. Bunu yani, niçin yok yok. Hani şimdi mesela biz kapitalizmdeki eğitimin amacı, komünizmdeki eğitimin amacı, liberal işte modernite neyse bu, evet, onlardaki eğitimin amacı bellidir. Yani işte iyi bir tüketici yapmak, işte devletin, evet, yani adamın ideolojisi şey neyse amaç odur. Elbette. Bizim de eğitimdeki amacımız net olması lazım. Bizim de eğitimdeki amacımız bu çerçevededir. Yani söylediğim çerçeve içerisindedir. Biz Allah'ın ve Resulünün razı olduğu çerçevede bir yaklaşım göstermek zorundayız. Bir eğitim modeli, eğitim metodu ortaya koymak zorundayız. Çünkü biz insanı sürekli tüketen bir varlık olarak görmüyoruz. Yaklaşım metodumuz bu değildir. İnsanı sürekli huzursuzluğu arayan, sürekli iş dünyasında rahatsızlığı ortaya koyan bir varlık olarak değil. Bizzat insanı eğiterek hem iç dünyasını, hem içini, hem dışını, hem çevresiyle uyumlu olmasını, hem insanlarla uyumlu bir şekilde toplumla, yani fert ve toplumla olan ilişkisini düzenli bir şekilde geliştirmesi adına İslam ahlakı, İslam seciyesine uygun bir şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Ve bu şekilde bir plan çerçevesinde hareket etmemiz lazım. İnsan bundan dolayı eşref-i mahlukat olarak nitelendirilmiş. Belki de şöyle biraz söyleyelim. Yani insan daha çok fiilde,
fiilde fesahat sahibi olması gerekirken, yani dilden çok fiilde fesahat sahibi olması gerekirken, fiillerde daha çok İslamlaşması, daha çok Müslüman olması, fiillerinde daha çok uygulama alanında bunu göstermesi ve bununla insanlara bu şekilde örnek olması gerekir. Çünkü bizim eğitim modelimizde Allah'ın Resulü vardır. İyi bir öğretmen, iyi bir kul, iyi bir aile reisi, iyi bir vatandaş diyelim kendimiz açısından, iyi bir yönetici. Yani örnek bir model, Üsve-i Hasene dediğimiz örnek bir model. Madem Allah'ın Resulü'nde bu vardır, eğitimde de aynı bu şekilde olmalıdır. Tabii biz bu eğitimi götürüp sadece öğrencilere has kılmıyoruz. Mevcut mevzu bahis olan şey öğrencileri de içine alan. Çünkü bugünün öğrencisi yarının yetişkinidir. Öğrencileri de içine alan toplumun eğitilmesinden bir kastımız var. Ama belki bu gece daha çok okul eğitimi, belki daha çok dediğimiz normal süreçten bahsedeceğiz. Bu süreçte ele alacağız. Onu da inşallah eğitimi öğretimle beraber ele alıp neyin ne olduğu konusunda bu ikilemi birleştireceğiz. Çok böyle düşünülmesi gereken bir mevzu var. İkisi de birbirisiz olmuyor. Zaten okullar açıldığı zaman eğitim öğretim süreci dönemi deniliyor ya, birinci, ikinci dönem diye tarif edilirken. Eğitimden kastımız insana iyi bir seciye kazandırmak dedik. Sadece öğretimle bu iş olmuyor. Öğretim kişiye belli bir konuda bilgi verebilmektir. Eğitim ise o bilgiyi nasıl kullanacağına dair olacak. Ama öğretmen diyoruz, eğitmen demiyoruz hocam. Evet, öğretici onu veriyor. Öğretici o bilgiyi aktarıyor. Ama süreç içerisinde seciye fıtratla uygunluk arz ettiği zaman ortaya mükemmel bir varlık, iyi bir insan çıkıyor. Şöyle bir misal vereyim. Diyelim ki siz bir insana el fenerinin nasıl kullanılacağını öğretiyorsunuz, değil mi? Bir öğretmen oldunuz, öğrettiniz. Sadece bir kullanma kılavuzu gibi bir şey öğrettiniz. Fakat ona el fenerini nerede kullanması gerektiğini ve nerede de kullanmaması gerektiğini öğretmediniz. Fakat el fenerini güzel tanıttınız. Pilini takmayı, çıkarmayı, sökmeyi, el fenerinin görevini ve benzeri durumlarını söylediniz. Kılavuz bilgileri verdiniz. Öğrettiniz ama eğitmediniz. Bu adam el fenerini alıp geceleri bununla önünü aydınlatmaktansa hırsızlıkta da kullanabilir, değil mi? El fenerini hırsızlıkta da kullandığı zaman sadece öğretilmiş olur. Ama siz onun hırsızlıkta kullanmaması gerektiğini söylediğiniz zaman o eğitilmiş de olur. Aynı şekilde bir memurun, diyelim bir polis memurunun kendi silahını suçluyu ve suçsuzu ayırt etmede, bunun eğitiminde kullanması gerektiğini öğrenmeden sadece salt onu kullandığı zaman bir kazaya sebebiyet verebileceği gibi. Demek ki birbirinden ayrılmaz ve birbirlerini tamamlayan unsurlar olması açısından eğitim, kişideki kabiliyeti geliştirmek, toplum içerisinde davranışlarını da onun isteğine göre iyi bir insan olmaya yönelik yönlendirmektir. Öğretim de bunun bilgisini verebilmektir. Eğer biz bu iki unsurla gidebilirsek, bu iki unsurla fertleri yetiştirebilirsek, öğrenci açısından öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-veli ilişkilerini çok güzel bir düzene sokmuş oluruz. Toplum açısından da fert ile toplum ilişkilerini çok güzel bir şekilde ortaya koymaya, en azından bunun gayreti içinde olmaya çalışırız. Çünkü elimizde sihirli değnek yok ki topluma böyle dokunduralım, herkes iyileşsin, herkes iyi olsun. Biz mevcut olan birikim ve benzeri varlığımızla eğitim konusu üzerinde insanın karakterini şekillendirmeye çalışacağız. Bütün görevimiz bu. Evet. Şimdi programı tanıtırken referans dedik. Yani eğitimde illaki bir yere yaslanacaksınız. Yani evet. Yani şimdi biz tamam, hırsızlık genel olarak
tüm yani evrensel bir kınanmışlığa sahip. Yani hırsızlığı hiç kimse tasvip etmez. Fakat ahlak dediğiniz zaman sizin inancınızla örtüşen, bütünleşen bir şeyden, bir mefhumdan bahsediyoruz. Evet. Kazandıracağınız ahlak, davranış. Evet. Dolayısıyla sizin için bir referansı gerektiriyor. Yani bir yere dayanmanızı gerektiriyor. Bir yere ait olmanızı gerektiriyor. Batılıların eğitim tarzından illaki istifade edeceğiz. Değil mi? Onların işte kuramlarından, geliştirdikleri tezlerden, şunlardan, buradan. Ama sonuçta yani bugün vahşi batı diyoruz ya, yani az önce siz bu verdiğiniz eğitim örneğinden hareketle sürekli işte katliamlarla, işte sömürüyle, işgalle, ne bileyim ırkçılıkla filan artık öne çıkan bir batı herhalde bunları öğrenmiş bir batıdır. Yani bunlarla eğitilmiş bir, bu rastgele bir istisnalardan bahsetmiyoruz. Öyle mi? Yani işte İngilizlerin şurada burada yaptığından söz ederken, Fransa'nın burada yaptığından söz ederken, bilmem veya başka türlü türlü zulümlerinden bahsederken. Ya bunlar eğitilmeden yaptılar bunu. Bunlar işte istisnadır falan diyemeyiz herhalde. Dolayısıyla arka planda bununla ilgili bir eğitim aldılar. Evet. Bir şeyden geç, bir tornadan geçtiler ya da nereye dayandılarsa dayandıkları yer bozuk. Öyle mi? Şöyle bir durum var. Şimdi her eğitilen bildiği bilgiyi uygulama konusunda onunla iyi bir insan olacak diye bir kaide yoktur. Her öğretilen de alim olacak diye bir kaide yok. Şurada bizim içinde olduğumuz toplumda iki referansımızın olduğunu söyledik. Kur'an ve sünnet. Yani Allah'ın kitabı ve onun Resulü'nün uygulamaları. Ama İslam kendisiyle beraber beş şeyin emniyetini de sağlıyor. Bunu biliyorsunuz. Din emniyeti, akıl emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti ve bir de en önemli olan hayat emniyeti, can emniyeti. İslam bu beş emniyeti bize veriyor. Şimdi hayat emniyetini bize verince İslam hayat emniyetini vahiy ve bir de sünnet eksenli bir emniyetle bize verdiğinde, baktığında içinde bizim için şöyle önemli bir şey unsura çıkıyor. Bazı ilkeler. Bazı ilkeler. Bu ilkelerin birincisi tevhid ilkesidir. Tevhid ilkesidir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Bu tevhid ilkesi çerçevesinde bizim değer yargımız, Batı'nın değer yargısına göre söylemiyorum. Bizim değer yargımıza göre bizim bu şekilde, yani Allah'ı tanıyan ve ona teslim olan bir insanın bu şekilde vahşiyane veya bu şekilde gayrimedeni olan davranışlara tevessül etmesi ve benzeri durumlar men edilmiştir. Ama buna rağmen insanlar bunu yapabilirler. Bizim mevzumuz niçin bunları yapmaktan çok nasıl onları bu konuda doğru olanla eğitme mevzusudur. Ve bu mevzu üzerinde diyoruz. İşte İslam da bu konuda, bakın En'am 162'de şöyle söylüyor. Müslümanın bu konudaki çerçevesini çizerken inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim oradaki ifadede hayat kelimesi, inne salati, benim namazım, benim ibadetim, benim hayatım, benim ölümüm. İşte o tevhid eksenli çizgi içerisinde Allah içindir. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu duyguyu aldığı zaman fıtratta da batılıların sürekli hani şöyle bir şeyleri var ya, şöyle bir tespitleri var. İnsan din mefhumunu korkudan dolayı yüklenmiştir. Öyle değildir. İslam fıtrat dini olduğu için fıtratta mükafat vardır, ödül vardır. Aynı şekilde fıtratta sevgi vardır, fıtratta hoşgörü vardır. Bu karma yapı fıtratı meydana getirmiştir. Ama bunu Allah'tan korkan, tek ve bir olan Allah'tan korkan bir vicdan yürütüyor. Bir vicdan onu şekillendiriyor. Peki, tekrar döneceğim size. Evet. Hocam hattımızda bekliyormuş. Muhammed Şevki Aydın, Profesör Doktor, Erciye Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Hocam, bir makaleniz okumuştum. Bir paragrafı not aldım. Çok hoşuma gitti. Aslında
Bu paragraf bile bir program konusu. İsterseniz müsaadenizle o paragrafı okuyayım. Oradan bir sorum olsun. Diyorsunuz ki bireyin potansiyelini keşfedip gelişmesini sağlayamayan, onun anlam arayışını sürdürerek kendi dindarlığını inşa etmesine kılavuzluk edemeyen, üstelik din adına muhatapta sempati yerine empati uyandırabilen ezberci din eğitimi ciddi bir sorundur diyorsunuz. Yani birçok şeyi bu paragrafın içine sığdırmışsınız, yani bu cümlenin içine. Ne kastediyorsunuz? Evvela istersen buradan başlayalım. Daha sonra herhalde açarsınız konuyu. Buyurun hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri ve bizi dinleyen tüm dostları muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Aleykümselam. Beraberliğimizin de hayırlara vesile olmasını hepimiz için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şimdi tabii değerli meslektaşımla da epeyce konuştunuz. Şimdi bu konular çok hakikaten geniş. Bahsettiğiniz her bir konuyu belki bir programda bile ele almaktan aciz kalabiliriz. Şimdi şöyle, ben isterseniz bir eğitimle ilgili bir iki hususa işaret edeyim, ondan sonra geçelim. Şimdi malumunuz insan hayata gözlerini açtığında potansiyel anlamda insan. Yani mesela düşünme yeteneği var ama işlemiyor etkin bir vaziyette. Gelişmeye muhtaç. İki ayak üzerine yürümeye yeteneği var ama yürüyemiyor. Konuşabilecek yeteneği var ama konuşamıyor. Bütün yetenekleri potansiyel halde. Şimdi o potansiyel haldeki insanı kültürel anlamda insana dönüştürebilmek işte eğitimle oluyor. Onun için bazı düşünürler hatta insanı eğitimi biraz abartarak aldığı eğitimden ibarettir diyenler var. Ama öyle değil tabii. İnsan kalıtımla, doğuştan sahip olduğu o potansiyelle eğitimin etkileşiminin ürünüdür. Şimdi eğitim derken şunu kastediyoruz. Bireyin çevresiyle etkileşime girmesi suretiyle kendisinde meydana bir takım değişikliklerin, davranış değişikliklerinin meydana gelmesi. Davranış derken tabii sadece el kol hareketlerini kastetmiyorum. Mesela zihinde bir anlam değişikliği davranış değişikliğidir. Duygu değişimi davranış değişikliğidir. Değil mi? Mesela diyelim ki siz üzümü sevmiyordunuz. Şimdi sevmeye başladınız. Bilgilendiniz, baktınız çok önemliymiş falan. Ne oldu? İşte bu davranış değişikliğidir. Sevmeye başladınız. Seviyorsunuz şimdi. Nefret etme davranışını bıraktınız. Sevme davranışını aldınız. İşte insan ne kadar bu potansiyelini geliştirmesine dönük etkileşimler içine girerse çevresiyle o kadar bu yeteneklerini geliştirebiliyor. Ne kadar az geliştirici etkileşimler içine girerse o kadar az geliştirebiliyor veya dumura uğratabiliyor birçok yeteneğini. Evet, dolayısıyla ve eğitim bu çevreyle etkileşim her yerde cereyan ediyor. Yani bizim isteğimize bağlı değil. Her yerde cereyan ediyor. Bu genel anlamda eğitim. Bu çevreyle etkileşim. Gözünü açar açmaz hatta anne rahminde başlıyor eğitim. Çünkü orada da etkileşim var annesinin bünyesiyle. Onun için mesela ne diyoruz? Anne işte hamileyken çok dikkat edelim. Onun psikolojisini bozacak işler yapmayalım. Beslenmesine dikkat edelim vesaire. Niye diyoruz? Çünkü o kanalla çocuk etkileniyor. Cenin etkileniyor. Ama biz şimdi doğumdan sonrasına bakarsa böyle hep bebek etrafı gözlemliyor değil mi sürekli? Aslında öğrenmeler gerçekleştiriyor kendince. Anlamaya çalışıyor çünkü anlam arayışı fıtratında var. Ne olduklarını anlamaya çalışıyor. Konuşmaya başlayınca işte bu nedir diyor. Biraz daha yeteneği gelişince niçin demeye başlıyor. Değil mi? Nasıl demeye başlıyor. Bakın sorgulamalar başlıyor. Evet, şimdi bu arayışını destekleyen, besleyen, geliştiren bir çevre ona sağlanırsa, o çevreyle etkileşim içine sokulursa birey,
o oranda yetenekleri gelişecek. Şimdi Kur'an'da bir ayette Yüce Mevla buyuruyor ki sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkarandır o Allah diyor. Ama hemen peşinden de ve başka ayetlerde de öğrenmeyi sağlayacak organlarımıza işaret ediyor Cenab-ı Hak. İşte işitme duyusundan, değil mi? Görme duyusu, kavrama, kalp, ef'ide, sema vel basar vel ef'ide. Orada öğrenmemizi sağlayacak organlara sahip olduğumuzu belirtiyor. Böylece Yüce Mevla bize şu mesajı vermiş oluyor. Yani siz doğuşta bir şey bilmeyerek geliyorsunuz ama öğrenmeye müsait bir potansiyeliniz var. Öyle programlandınız. Sizin göreviniz işte bu programı geliştirmek. Sağlıklı bir şekilde geliştirmek. Bu geliştirme işini insanın sorumluluğuna veriyor Mevla. Yani Şems suresindeki وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetinde de bakın قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا o potansiyeli geliştiren kurtulmuştur diyor. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا onu körelten, bastıran, güdük bırakan ise husrandadır diyor. Onun için şimdi biz eğitimle amaç aslında neyi amaçlamalıyız? Bu gelişimi, bireyin bütün insani yetilerini geliştirmesini amaçlamalıyız. Ama dediğim gibi eğitim her yerde devam ediyor. Bakın şimdi biz sahip olduğumuz davranışların birçoğunu hiç farkına varmadan kazanıyoruz. Daha ailemizde gözlem yaparak bir sürü şey hiç farkında varmadan. Mesela bakın çocuk babası gibi konuşuyor. Jestleri, mimikleri aynı babası. Niçin? Kim öğretti ona? Hiç kimse özel olarak öğretmedi. Ama o hiç o da illa ben babam gibi konuşayım falan demedi aslında. Ama hiç farkına varmadan bakın o etkileşim var ya. O etkileşim süreci içerisinde bunlar ortaya çıkıyor kendiliğinden. Evet diğer şeyler de böyle. Ha sonra biz niye okullar açıyoruz? Niye kasıtlı eğitim yapmaya başlıyoruz? İşte bu eğitimin en formal dediğimiz boyutu, yani rastgele, kendiliğinden, gelişi güzel oluşan boyutunu kontrol olabildiğince alanını daraltalım. Çünkü bu alanda biz iyi şeyler de öğreniyoruz, kötü şeyler de öğreniyoruz. Değil mi? Evet, şimdi nasıl yapalım ki o alabildiğini, olabildiğince insanın o etkileşim sürecini, bizim elimizde değil o etkileşim süreci bakın. Cereyan ediyor. Sen istesen de istemesen de eğitim devam ediyor her yerde. Bizi herkes eğitiyor, biz de herkesi eğitiyoruz. Niye? Çünkü biz etkileniyoruz ve etkiliyoruz insanları. Bu kadar. Bu genel anlamda eğitimi böyle anlamamız gerekiyor. Şimdi biz aile olarak, okullar olarak başladık, baktık ki çok yanlış şeyler öğreniyor. İşte müdahil olmaya başladık. Efendim biz yönlendirelim. Biz ona kılavuzluk edelim. Yanlış şeyleri öğrenmesin. İşte kötü konuşmayı değil, güzel konuşmayı öğrensin. Sigara içmeyi değil, içmemeyi öğrensin mesela. Değil mi? Şimdi buna benzer iddialarla insanlar okullar açıyor. Bak giderek de dikkat ederseniz habire yaş aşağı çekiliyor. Kreşler, çocuk yuvaları vesaire derken daha aşağılara çekiliyor. Buradan maksat herkes kendince bireye sahip çıkmayı düşünüyor. Onu daha sağlıklı geliştirmeyi düşünüyor. Şimdi biz aslında bu dediğim rastgele kendiliğinden yürüyen eğitim kısmı örgün eğitimin içinde de devam ediyor aslında. Mesela anne babalar çocuklarına kasıtlı olarak bir şeyler öğrettikleri gibi hiç farkına varmadan birçok şey öğretiyorlar. Demin hocam dedi işte örnek olma dedi ya, her zaman kasıtlı örnek olma değil. Siz yaşarken zaten örnekliğiniz cereyan ediyor. Çocuğunuz sizden öğreniyor zaten. Kötü şeyleri de, iyi şeyleri de vesaire. Okulda da mesela öğretmen aslında istenilen davranışları kazandırması gereken bir uzman. Ama
Onun için de çok dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olmazsa hiç farkına varmadan yanlış şeyler de öğretebilir. Mesela öğretmen argo kelimeler kullanıyorsa sınıfta hem de iyi de kullanıyorsa bazı öğrencilerin çok hoşuna da gidebilir. Hiç farkına varmadan çocuk o argo kelimeleri kullanmaya başlayabilir. Bakın. Ne oldu? Çocukta davranış değişikliği oldu. Öğretmenin kastı yoktu. Hatta öğrencinin de kastı yoktu. İyi, hoşuna gitti. Kendi dilinden etkilendi ve öğrendi. Onun için çok dikkatli olması gerekiyor. Ama buna rağmen o örgün eğitim içinde de yine bunlar devam eder. O bakımdan bir defa bu boyutlarını iyi görmemiz gerekiyor eğitimin. Örgün kısmına gelince işte sizin demin okuduğunuz şeydi de bu tabii din eğitimi adına orada bir okuduğunuz yeri söylüyorum. Şimdi bizim ya anneler, babalar, öğretmenler olarak, hocalar olarak tabii ki yaptığımız eğitim ne kadar çocuğumuzun, öğrencimizin insani yetilerini nihai sınırına kadar geliştirmesine kılavuzluk ediyor, destek oluyor, onu efendim besliyor. Bu sorunun cevabını aramamız gerekiyor. Veya ne kadar köstek oluyor? Ne kadar insanlaşmasına katkı sağlıyor? Ne kadar insani yetilerini dumura uğratmasına sebep oluyor acaba? Bunları sormamız gerekiyor. Şimdi tabii şöyle düşünebiliriz. Ya biz çocuğumuzun yeteneklerini, öğrencimizin yeteneklerini dumura uğratmayı düşünür müyüz hiç? Asla düşünmeyiz. Tabii o kadar kötü niyetli insan olamayız. Ama dumura uğratmıyor muyuz? Cevabını siz verin. Evet. 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 Şimdi din eğitimine gelelim. Şimdi din eğitiminde hangi din eğitimi yapan kardeşimiz mesela çocuğun bu din eğitiminden sonra beynamaz olmasını düşünür? Hiç kimse. Değil mi? Demin hocam da örnek verdi işte. Şimdi bu eğitimi yapan hangi hocamız mesela çocuğu hafız yaptıktan sonra Kur'an'dan soğumuş bir birey olmasını düşünür? Aklında geçirmez, değil mi? Peki hafız yaptığım bir öğrencim Kur'an'dan nefret ediyorsa, soğuyorsa daha doğrusu, soğuyup elini alamıyorsa çocuk. Şimdi burada ne var? Eğitimin ürünü var. Yani öyle bir eğitim yapıyorum ki ben asla istemememe rağmen bakın ben karşı çıkmama rağmen sonuçlar ortaya çıkıyor. Niye ortaya çıkıyor? İşte o eğitim sürecindeki yanlışlarımızdan dolayı. Ha, şimdi süreç demek ki o süreci bir tanımak gerekiyor. Süreci kavramak gerekiyor. Burada bir defa biz insan gerçeğini ve eğitim gerçeğini tanımak zorundayız. Bak, olgusunu diyorum. Bunu şöyle düşünün. Yani ülkeden ülkeye de bu değişmez, bu eğitim olgusu gerçekliği. Mesela her insanda sindirim organı var, değil mi? Aynı. Bütün insanlarda. O sindirim organının işleyişi Agop'tan Ahmet'e değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmiyor. Sistem aynı. Evet. Peki ne değişiyor? Ahmet bir takım değerleri benimsemiş, özümsemiş. Diyor ki işte ben mesela alkollü içecek içmem. Buradan aşağı onu göndermem diyor. Değil mi? Öbürü de ben içerim diyor. Şimdi sindirim organı ya bana bunu niye verdin diyor mu? İtiraz ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Etki ediyor mu? Etkisini ediyor. Bakın. O organlardan geçerken işlemler yürüyor ve itiraz yok bakın. Orada, ama sonuçlar ona göre oluyor.
Şimdi böyle düşünün. Biraz somut, teşbihte hata olmasın derler bizim gelenekte, değil mi? Teşbihte hata olmasın. Buna benzetelim. Eğitim süreci bize rağmen işliyor zaten. Bak dikkat edin. Bize rağmen her yerde işliyor. Ben bir baba olarak, bir hoca olarak, bir öğretmen olarak diyorum ki ya bu süreç benim istediğim gibi işlemiyor. Ben buna müdahale edeyim de benim dediğim gibi işlesin. Peki değiştirebilir miyim? Hayır. Ama neyi değiştirebilirim? Nasıl müdahale edeyim ki bu süreçten benim dediğim ürünler çıksın ortaya? Değil mi? Demin hocamın dediği amaç meselesi işte burada devreye giriyor. Amaçlarımız bize özgü tabii ki. Ne yapıyoruz? Orada amaçlarımızı belirliyoruz. Şimdi bu amaçların çocuğumda, öğrencimde ortaya çıkması için o süreci benim kontrol edebilir olmam gerekiyor. Eğitim sürecini denetleyebilir olmam gerekiyor. O süreci yönlendirebilir, yönetebilir bilgi ve beceri donanımına sahip olmam gerekiyor. Yani o sürecin ne olduğunu, mahiyetini, neliğini benim iyi kavramam gerekiyor. Nasıl işliyor? Hangi yasalar geçerli orada? Hangi faktörler, hangi amiller orada birbirini nasıl etkiliyor? Bunları bilmem gerekiyor. Ki bilmem gerekiyor ki ben onları tanıyan bir adam olarak hareket edeyim. Dolayısıyla benim istediğim tutum ve davranışlar ortaya çıksın. Yani mayınlara basmadan orada yürümeyi bilmem gerekiyor. Yoksa eğer ben o süreci tanımazsam, hiç farkına varmadan, son derece iyi niyetle öyle katliamlar yapıyorum ki eğitim adına. Evet, haddi hesabı olmuyor. Öyleyse bize düşen görev eğitim, anne babalık yapıyorsak, öğretmenlik yapıyorsak, hocalık yapıyorsak, eğitim gerçekliğini, bizim insanı gerçekliği önce tanımamız gerekiyor. Bu ne demektir? Bu kainat kitabını adam gibi okumak demektir. Yani Kur'an'ın insan hakkında ve insan için şöyle söylediklerini adam gibi anlayabilmemiz için kainat kitabının ayetlerini çok güzel analiz edip okumamız gerekiyor. Bu kainat kitabının ayetlerini bilimsel araştırmalarla okuyabiliriz. Başka türlü olmaz böyle eli kulağa atıp masa başında oturarak kainat kitabı okunmaz. Yani Kur'an efela yanzurune ilel ibili derken otur böyle avanak avanak bak deveye demek istemiyor herhalde değil mi? Evet işte vel cibale evtada diyorsa böyle otur evtad ne demek? Kazık demek bizim Arapçada. Evet kazıklar ona göre laflar et değil. Bizim gidip adam gibi o deveyi bir incelememiz gerekiyor. O gökyüzünü incelememiz gerekiyor eğer o ayetleri anlamak istiyorsak. Eğer biz dağ hakkında konuşacaksak, dağın bizim hayatımızda ne anlama geldiğini anlayacaksak, izah edeceksek, Kur'an'ın ne demek istediğini anlamak istiyorsak, işte jeoloji araştırmalar yapmak zorundayız. Dolayısıyla insan gerçeğini araştırmak bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla insanın eğitim gerçekliğini de bizim çok iyi analiz etmemiz. İşte o ben ne yapıyorum? Hangi faktörler nasıl devreye girip eğitim sürecini etkiliyor, nasıl etkiliyor bildin mi? Ona göre dikkat ediyorum artık. Tamam mı? Dikkat edince yönetmeye başlıyorum. Arabayı yönetir gibi bu. Yani sen arabaya bindiğin zaman neyi, nerede, nasıl kullanacağını biliyorsan arabayı sen istediğin yere götürüyorsun. Ama sen arabayı yönetmeyi, kontrol etmeyi, denetlemeyi bilen ve beceren bir adam değilsen araba seni istediği yere götürüyor. Aynen onun gibi. Sen eğitimin neliğini bilmiyorsan çok iyi niyetlerle eğitim yaparsın ama senin dediğin yere gidemezsin. O neler olduysa ona göre uygun olan yere götürür seni. Evet, sen Ankara'ya giderken bir de bakarsın Mersin'e gitmişsin.
Ya ben Ankara'ya gitmek istiyordum. Bu nereden çıktı? Dersin ama bir işe yaramaz. Şimdi din eğitimin yapan insanlar da aynı sorumluluğa sahip. Şimdi bizim camiada genelde insanlar eğitimin el yordamıyla yapılabilecek bir şey olduğu kanaatindeler ki bu çok kahredici bir şeydir. Buradan çıkmamız lazım. Yani eğitim hocamızdan, atamızdan, babamızdan gördüğümüz şeydir. Ben bir ana baba okulu açmıştım burada. 30 yıl kadar önce bir eğitim kurumlarının danışmanlığını yapıyordum. Bir mühendis arkadaş geldi dedi ki hocam dedi yani bu ne demek ya biz anne babalığı bilmiyor muyuz da bir de anne baba okul açıyorsun. Baktım ne diyeyim ben şimdi buna dedim ki sen istersen bir iki seminere gel. Ondan sonra aynı kanaatte olursan bırak dedim. Tamam dedi. İki geldi, üç, dört. Baktım müdavim. Hayrola niye geliyorsun? Sorma hocam dedi ya meğer biz neler yapıyormuşuz ya meğer hiç haberimiz yok demeye başladı. Evet onun için bugün Müslüman anne babalar olarak bizim artık ha ya bu eğitim işi meğer bilim işiymiş, bilgi işiymiş, bilmek işiymiş diyerek adam gibi oturup bizim anne babalığı öğrenmemiz gerekiyor, öğretmenliği öğrenmemiz gerekiyor. Dindarlığımızın göstergesi bu olacak işte. Ya dindarlığımızın kalitesi buraya bağlı. Eğer ben bir baba olarak bu sorumluluğumu en iyi şekilde nasıl gerçekleştiririm sorusunu sorup bunun bilimsel cevaplarının takibini yapmıyorsam benim dindarlığım bir kocaman soru işaretine muhatap olur. Evet ben gerçekten dindar bir hayat yaşamak istiyor muyum diye sormam lazım. Hele öğretmenim mesela dindar bir öğretmeni ama hiç okumaya ihtiyaç duymuyorum. Bu konularda şeyim yok. Gördük öğretmenlerimizden falan diyerek gidiyorsak Allah yardımcımız olsun. Şimdi din eğitimi adına da biz bunları eğer bilemezsek değerli dostlarım kaş yapalım derken göz çıkarmak değil katliam yaparız. Bu itim adına bizim gibi ülkeler, İslam dünyasının tümü böyle, sadece Türkiye değil. Size diyeyim, bakın yine Türkiye en iyisi, onu da söyleyeyim. İslam dünyasının tümü insani yetileri dubura uğratan adeta bir eğitim çarkını çeviriyor. Şimdi eğitim insani yetiler derken neyi kastediyorum? İnsanı insan yapan temel vasıfları kastediyorum. Düşünme. Yani bak Kur'an'da o kadar farklı kelimeler kullanıyor ki bu anlamda. Yani hayret ederiz ya. Tedebbür, tefekkür, teemmül, tezekkür. Evet, say gitsin. Teakkul. Bakın şimdi bu kadar farklı eylemleri, nüanslar var bunların arasında. Fiilleri kullanan bir Kur'an'a inanan insanlar olarak düşünme yeteneğimizi dumura uğratıyoruz. Çocuklarımızın öğrencilerimizin. Sorgulama, anlamlandırma, anlam yükleme, merak etme, araştırma, analizler yapma, sentezlere varma, kararlar üretme gibi insani yetilerimizi dumura uğratıyoruz. Bu bir katliamdır. Yani insanı öldürmek demek illa şu bedensel varlığına son vermek değildir sadece. O insani temel hasletlerini yok etmek en büyük katliam. O bakımdan eğitim son derece önemli bir iştir, şerefli bir iştir ama alabildiğine de tehlikeli bir iştir. Çok veballi bir iştir. Çünkü benim bir öğretmen olarak, hoca olarak yaptığım bir hata sadece benim o öğrencimin, çocuğumun hayatıyla sınırlı kalmıyor. Onun vasıtasıyla başkalarının hayatlarına da sirayet ediyor. Hem dünya hayatıyla da kalmıyor. İnsanların ahiretini de berbat edebiliyor. Şimdi dolayısıyla biz sizin okuduğunuz paragrafta da vermek istediğim mesajın özü budur. Yani din eğitimi yapıyorsan adam gibi oturup dizini kırıp eğitim nedir, nasıl gerçekleşiyor? Dolayısıyla ben din eğitimi yaparken dindar yetişmesini istiyorsam bu çocuğun
Nelere nasıl dikkat etmem lazım? Neyi nasıl kazanmasına kılavuzluk etmem Evet. lazım? Bunları öğrenmem ve becermem Şimdi gerekiyor. hocam, tabii araya girmek istemedim. Çok çok güzel gitti. Yok, olur olmasın zaten, evet. Birkaç soruyla şöyle açalım da istiyorum. Gerçi süreyi de gözeterek. Şimdi günümüzde hani bilginin İslamileştirilmesi diye artık bir mefhumdan söz ediyoruz. Yani Evet. sanırım akademik çevrelerde de bununla ilgili bir detaylı bir kullanım var. Abi. Fakat eğitimin İslamileştirilmesi acaba bu böyle bir mefhum, böyle bir kavram ne kadar oturmuş bir kavram? Bir bunu sorayım. İkincisi, şu anda özellikle bilgiye ulaşma, bilginin güncellenmesi, yani buradaki hızın artması yani kurumsallığa olan mecburiyetimizi daha da artırıyor sanki. Yani toplum olarak ya ben bu kadar yani hızlı bir bilgi akışı içerisinde çocuğuma, kendime yani eğitim açısından herhalde yeteri şeyi veremem, sağlayamam. Yani özene dikkat çabayı. Devlet yapsın, işte şunlar yapsın filan gibi. Bu sefer de devletin yani kurumsal olarak yani yükü artıyor, sorumluluğu artıyor. Bu arada kalma durumunda bize düşen, yani toplum fert fert topluma düşen, özellikle şu günümüz ortamında sorumluluklar, mesuliyetler neler? Biraz karışık gibi oldu ama biraz da bunlardan bahsedersek hocam, buyurun. Estağfurullah. Aslında çok hayati konulara temas ediyorsun ya. Bunlar hakikaten her birisini o kadar farklı boyutları var ki bunların konuşmak gerekiyor. Şimdi İslam dünyası Osmanlı'nın yıkılmasıyla izmihlale uğrayınca dağıldı tabii. Sonra bu Müslüman bilim insanları ister istemez tabii bir komplekse de kapıldılar. Ne oluyor, neden böyle olduk diye aramaya başladılar. Şimdi bu bilginin İslamileştirilmesi, ilimlerin İslamileştirilmesi ve ona bağlı olarak da eğitimin İslamileştirilmesi kavramları işte bu hengamede çıktı. Fakat orada da mesela bunu savunanlar anlaşmış değiller. Kendi aralarında da yani ittifak edebilmiş değiller henüz. Mesela bizim rahmetli Mehmet Akif alalım garbın ilmini, tekniğini der. Ama mesela Attas gibiler ona katılmaz. Hayır. Batı'nın ilmi de, tekniği de alınmaz. Mesela o da efendim berbattır alırsak felaket olur diyor. Fakat tabii Batı'dan almayacağız deyince de neyi nasıl yapacaklarını da çok net konuşamıyorlar. Bakın şimdi en çok Malezya mesela önde burada. Attas falan Malezyalı tabii. İslam üniversitesi kurdular. Attas'ı kovdu sonraki ekip. Şu anda Attas o İslam Üniversitesi'nde yok. Başka bir yerde. Ve düşün mesela İslam Üniversitesi kuruyor. Eğitim dili İngilizce. Yani Kulliyetü Şeria'da bile İngilizce eğitim dili. Bazı derslerde Arapça. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu kavramları konuşmak kolay da içini doldurmaya gelince ciddi sorunlar var. Henüz orası çözülmüş değil. Fakat bunlar birbiriyle bağlı, birbiriyle irtibatlı. Bilginin, ilimlerin, eğitimin İslamileştirilmesi üzerinde kafa yormamız gereken şey. Fakat bizim bir defa bugün mesela Müslümanlar olarak bilime bakışımız son derece sekülerdir. Yani Müslümanlar bugün çok bölmeli bir kafaya sahip. Akşama kadar sekülerlere kızarız ama onlara taş çıkartırız zihnimizin işleyiş tarzı itibariyle. Mesela İslam'ın ilimlere bakışı tamamen tevhididir, bütünlükçüdür. Mesela ilk asırlara bakın hiç o asırlarda el-ulumu İslamiye, el-ulumu şer'iye, el-ulumu diniye gibi kavramlara asla yer yoktur. Mesela ilk asırlarda hiçbir ilmin adı İslam'la nitelenmez. El fıkh der, el fıkhul İslami demez. Bu modern dönemlerde biz her şeye İslam eklemeye ihtiyacı duyuyoruz, değil mi? Adam kitap yazıyor, usulul fıkhil İslami diyor şimdi mesela. Ve
insana bir bütün olarak baktığı için Kur'an, İslam, insanın eğitimine de bir bütün olarak bakar, onu parçalamaz. Dolayısıyla mesela din eğitim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bile göremez. Bakın bu kavramlar yoktur. Bunlar modernitenin, modern dönemin kavramlarıdır. Eğitim vardır. Et-terbiye, et-talim, et-te'dib kavramlarını kullanır. Hatta orada et-talimul-islami demez yani. Et-terbiyetud-diniye, et-terbiyetul-islamiye bunlar yoktur yani. Kullanmaz Müslüman. Eğitim. Tamam mı? Ve el-ilm kavramı ve eğitime konu ettiği bilgiye de tevhidi baktığı için. O eğitime konu ettiği ilimlere de tevhidi bakar. El-ilm kavramı şemsiye kavramıdır. Onun altına her türlü ilmi koyar. Tamam mı? El-fıkh, el-hadis, el-hendese, el-heyye sıralar et-tıp gider. Bakın kendi adıyla koyuyor. Bir tıpla uğraşan adam alim dediği gibi fıkıhla uğraşan adam alim diyor. İkisi de camide eğitim yapabiliyor. Bakın aynı mekanda. İkisi de aynı saygıyı duyuyor. Şimdi dolayısıyla bizim bir defa burayla bir bunları çok iyi kavramamız gerekiyor. Ama bugün biz İslam eğitimi adına neyi nasıl yapmalıyız? Bu son derece önemli tabii hepimizi ilgilendiriyor. Yani bugün Müslüman bir bireyi nasıl yetiştiririz? Belirttiğiniz gibi bugün bilgi çağı hızla bilgi üretiliyor ve tüketiliyor ve bilginin kaynaklarına ulaşmak son derece kolay. Bakın şimdi bizim bir evlerimizin bile duvarı yok artık değerli dostlarım. Çocuk tuşa bastı mı dünya kadar malumatla karşı karşıya geliyor. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musunuz? Eğitim anlayışımızı kökten değiştirmemizi gerektiriyor. Eğitim anlayışımız derken mesela amaçlarımızda falan demek istemiyorum. Amaçlarımızda da değişecek ama işleyişten mesela artık kitabın olmadığı, öğretmenin biricik bilgi kaynağı olduğu dönemdeki öğretmenin rolüyle bugün bilgi kaynaklarına bir tuşla ulaşmanın imkanlı olduğu bir dönemdeki öğretmenin rollerini aynı kefeye koyarsak arpa boyu yör gidemeyiz. Artık benim öğrencimim gelip benim karşıma oturup benden hazır malumat kalıplarını dinlemesine ihtiyaç yok. Benimle bir araya gelmesiyle başka amaçlar gerçekleştirmeliyiz. Şimdi neden? Çünkü bu şartlar neyi gerektiriyor? İhtiyaç analizlerini çok iyi yapmamız lazım. Bugün Müslüman bireyin ihtiyacı nedir? Neye ihtiyacı var? Bunları çok iyi analiz edip eğitim anlayışımızı ve uygulamalarımızı buna göre yeniden formatlamamız gerekiyor tabii. Müslümanca bir yaklaşımla. İhtiyaç analizi. Bu tabii çok ayrıntılı tartışmamız gereken konu. Mesela İslam eğitimi derken ne anlıyoruz? İslam eğitim derken ne anlıyoruz? Bu kavramlar da mesela birçok dostumla konuşurken hayal kırıklığına uğruyorum yani hakikaten. Bunlar tabii böyle sloganlarla oluşturacak şeyler değil. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Yani konu çok Estağfurullah. geniş ancak Çok geniş tabii. Yani belki başka programlarda da sizi konuk alıp inşallah farklı yönlerine Estağfurullah. değinmenizi isteriz. İsteyeceğiz herhalde öyle gözüküyor. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Davetimizi icabet Biz ettiniz. Çok da izin istifade ettik. verirseniz bir cümle Tabii söyleyeyim, buyurun. onu da Buyurun. bitirelim. Bu bilgi konusunda Müslümanların yaklaşımında ciddi sorunlar var. Mesela sık sık dostlarımdan şunu duyuyorum. Hocam diyor bilgiyle de ilimle de olmuyor bu iş diyor. Ne diyorum? Yani adam olmak. Tabii diyorum. Cahillikle olur. Bu defa birden sarsılıyor. Yo estağfurullah hocam onu demek iste. Neyi diyorsun peki kardeşim? Ya bilgiyle olmuyor. İlimle olmuyor. Neyle olur? Tek şık kalıyor. Cahillikle. Ha şimdi o dostum haklı aslında. Tamam mı? Niye haklı? Haklı ama haksız tabii. Şöyle haklı, bana bakıyor. O işte ilim adamı diyor. Umarı var diyor. Şimdi benim malumat ezberlemiş bir adam olmamı anlayamıyor. Bana alim diyor, bilim adamı diyor. Bilgi sahibi diyor. Oysa ben malumat hamalıyım. Estağfurullah. Malumat hamalları ne yapamaz?
kaliteli insanlık üretemez. Yani kendin taşı şeyler sana fayda vermez. Kemeselil himar yahmilu esvara, Kur'an'ın benzetmesiyle oruç çıkarsın. Burada bizim bilgi anlayışımızı ciddi sorgulamamız gerekiyor. Bilgi amel ilişkisinde o kadar hakikaten, yani nasıl diyeyim, alakasız laflar ediyoruz ki onları sorgulamamız gerekir. Bilgiyle amel arasında organik bağ yoktur ama sebep müsebbep ilişkisi vardır. Ama hangi bilgi? Ezberle yetinilmiş bilgi değil. Anlamlandırılmış bilgi. Çünkü beynimiz bize davranışlara komut verirken o anlamlandırılmış, bize mal ettiğimiz, bünyemize mal ettiğimiz bilgiyi kullanır. Bunu da ayrıca tabii tartışmak gerekiyor. Peki. Müslüman olarak bilgiyi daha iyi kavramamız. Gerçek bilgi ve sözde bilgi diyorum ben onlara. Onu kavramamız gerekiyor. İnşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun, İyi var olun. akşamlar. Sağ olun. Evet, Erciyes Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Muhammed Şevki Aydın hocam konuğumuzdu. Sağ olsunlar. Çok önemli hususlar üzerinde durdular. Ben seküler, hep işte seküler bakıyoruz dedi hocam. O tespit çok çok önemliydi, bir diğer tespitlerle beraber. Bir araya gidelim. Aradan sonra inşallah sizinle devam edeceğiz konuya. Değerli izleyiciler, buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hocam konuğumuz da az önce Muhammed Şevki Aydın hocam. Şimdi stüdyo konuğumuz Muhammed Ali Gönül hocam bizlerle. Az önce en son ilkelerden bahsetmiştiniz. Yani bizim eğitime bakışımızda İslam Evet. eğitiminde tevhid ilkesi, ki hocam Evet. da onun üzerine durdu en son. Şimdi birleyen bütüncül bakış ve Bütüncül bakış. sekülerizmin zıttı olan bakış. Evet. Ama bir yerde bizim maalesef işte Batı'dan özenti olarak bakışımızda sekülerlik şu anda bayağı bir yaygın. Hep böyle dünyevi bakış, hep parçalı böyle bölen bakış. Şimdi bununla beraber konu çok geniş olduğu için ben neyi soracağımı da karıştırıyorum. Tanıtımda birkaç madde soru vardı. Evet. Onları sorayım. Yani konu çok geniş olduğu için hani dağıtmayalım diyorum. Ya şimdi Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye doğrudan veya dolaylı olarak ana hatları nasıl bir eğitim metodu ortaya koydu? Siz az önce herhalde en son da oraya da gelmiştiniz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de yani bizim bilmediğimiz bir usul yok aslında. Yani nasıl öğreteceğiz, nasıl çocuğumuza kendimize neyi nasıl kazandıracağız davranış olarak? Bunun yolu yok, tam belli, okuyoruz, dinliyoruz. Fakat yorgun muyuz veya isteksiz miyiz? Veya biraz kendimize mi güvenmiyoruz? Ne sorun ne? Yani biz şimdi hani milli eğitimi geç, onu daha sonra geliriz oraya. Yani Evet. devletin o eğitim politikalarıyla ilgili bizden kaynaklı eğitim sorunları ne? Hocam, Kur'an ve sünnete göre bizim de bir eğitim metodumuz vardır Müslümanlar olarak. Aslında hemen hemen her işin bir metodu var. Metodoloji de bir ilim dalıdır. Her işin bir usulü vardır. Sakın ola ki biz usulsüz, metotsuz bir iş olduğunu düşünmeyelim. Kur'an ve sünnette bir eğitim metodu varsa şöyle de uygulayabiliriz. Şimdi metod önemlidir, doğrudur. Ama bir de metodu kullanmanın bir amacı ve özelliği de olmalıdır. Neden Kur'an'dan ve sünnetten bir metot çıkarıyoruz ve onu neden kullanma ihtiyacı hissediyoruz? O zaman Kur'an'dan ve sünnetten ortaya konulan metot insanın doğasına uygun olmalıdır, psikolojisine uygun olmalıdır. Adı konulabilecek dar bir kalıp içerisinde olmamalıdır. Geniş bir çerçevede olmalıdır. Kabul gören olmalıdır. Bütüncül olmalıdır. Yani biraz önce
bahsettiğimiz şekilde teferruatlı, detaylı olabilmelidir. Aynı şekilde esnekliği de beraberinde getirmelidir. Eğer dar kalıpları kırmayan bir esnekliğe sahip değilse, o zaman bu metot da uygun bir metot değildir. O açıdan Kur'an'da sıralamak gerekirse birçok metot var. Ben şimdi bu metotların isimlerini de kaydedeyim. Üzerinden önemli gördüğümüz bir iki tanesini de üzerinde duralım. Mesela gözlem yoluyla yapılan eğitim metotları var. Gözlem yoluyla. Bu gözlem yoluyla yapılan eğitimde daha çok hani taklit var. Görerek bakma, anlama var. Gözleme yoluyla bir şeyler öğrenme güdüsü var. Nasihat yoluyla olan metot var. Aynı şekilde yönlendirme yoluyla, eğitim görene yol gösterme, yön gösterme yoluyla. De mükafat ve ceza gibi yollar da var. Ama bunu biraz daha detaylı yaparsak eskilerin takrir metoduyla yapılan eğitimi kastedebiliriz. Yani anlatma metodunda, biraz önce söylediğimiz nasihat metodu, soru cevap metodu, problemleri çözme metodu, grupla yani münazara şeklinde yapılan metotlar var. Veya bizim bugünkü anlamda işte panel, sempozyum gibi metotlar da var. Kur'an'da örnekleme yoluyla eğitim metodu da var. Sürekli örnekler anlatılır, söylenilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soru cevap yoluyla verdiği eğitim metodu da var. Hani meşhur iman hadisi var. İman hadisinden de Cebrail'in Aleyhisselam'ın gelip hazır olan ashaba iman nedir, İslam nedir, ahbirani iman, ahbirani İslam şeklinde sorularına kıyametten bahsetmesine dair olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ömer'e o gelen Cebrail'di, size dininizi öğretmek için geldi demesi gibi. Bu şekilde bir metot da var. Burada önemli olan unsur bu metodun hangi metot olursa olsun esneklik payını gözeterek veya birden fazla kullanılmış açısından Kur'an'dan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir çıkarımın neticesinde ortaya konulmuş olmasıdır. Bizim anlayışımız da budur. Böyle bir çıkarım neticesinde olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bizim tabirimiz de kitaptan ve sünnetten. O zaman iki şey ortaya koyabiliyoruz. Bu ortaya konulan metotlar bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı zaman birincisi katı metotlar değildirler. Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu eğitim metodu katı bir metot değil. İlla şu olacak şeklinde, biraz önce hocamız da bu konudan bahsediyordu, katı bir metot değildir. İkincisi bir de zaman ve mekanla kendini sınırlandırmıyor. Ama Osmanlı'nın özellikle son dönemi, Cumhuriyet'in de ilk dönemi bu katılığı, bu zaman ve mekanla sınırlamada ortak şeyi gösteren, özellikleri gösteren bir zaman dilimidir. Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyet'in ilk döneminde eğitime bakış açısından baktığımızda İslam en yüksek zamanını, sürecini yaşadığı dönemde bu esnekliği bu ilimlerin hepsinde göstermiştir. Ne zaman bu esneklik varsa ve ilim ne zaman kurallar ve katılık prensibi çerçevesinde ele alınmamışsa o zaman ilerleme olmuştur. Bakınız, diyelim ki bir İbn Sina'nın yaşadığı dönemde ve diğer İslam alimlerinin yaşadığı dönemde okuma yazma oranı çok muydu? Bütün herkes alim miydi? %90 veya %100 oranında bir okuma yazma mı vardı? Hayır. Yani aydınların, o zaman yaşayan ulemanın bu bakış açısıyla ilmi kesp etmesi ve dünyada parmakla gösterilir şekilde tarihte yer almalar farklı. Ama %90'ını veya %100'ü okuma yazmayı bilip de bir tür içinden şu an hani isteğimizin ve arzumuzun olduğu neden bir alimimiz yok, neden böyle yön verecek, neden bağrından bu metoda dair usuller ortaya koymayan ve insanları sürüklemeyen bir eğitimcimiz yok, öğrencileri sürüklemeyen bir eğitimcimiz yok diye
%90'ı, %100'ü okuma yazma bilen toplum içinde de bu çıkamıyor. Çıkarılamıyor. O açıdan Kur'an ve sünnetin sunmuş olduğu eğitim metodunu biz sadece bir eğitim metodu olarak alamayız. Söylediğimiz bu metotların bütününün bütüncül olarak ele alınması, zamanı, yeri ve şartları oluştuğu zaman, zaman, yer ve şartlar çerçevesinde de bu metodu uygulayan bir durum görüyoruz. Ya devlet dediğimiz aygıt bir şekilde sizin eğitim ihtiyacınızı da yani karşılama görevini üstlenen yani bir aygıt devlet. Evet. Çünkü ihtiyaçlar arttığı için meşguliyetler de arttı. Yani eskiden günde diyelim ki 5 saat kendi geçiminiz için vakit ayırmanız gerekirken şimdi bu çok daha uzun uzadı. İhtiyaçlar çok arttı çünkü. Bu defa hem kendinizi ihmal et yani kendimizi ihmal ettik eğitim noktasında hem de çevremizi ihmal ediyoruz. Devlet de diyor ki sorun yok diyor. Bu da bir sorun yok. Ben üstleniyorum onu diyor. Hatta mecbur kılıyorum diyor. Çocuğu alıyor, işliyor. Hocam dediği gibi bunu ta anaokullara kadar daha da düşürüyor. Evet. Şimdi biz burada hani nasıl olsa orada Türkçe öğreniyor, matematik öğreniyor, bilmem sosyal fen neyse bir şeyler öğreniyor. Gerekirse dinini de öğreniyor. Dinini öğreniyor ve biraz böyle sanki rahatlamış gibi, sanki görevimizi yapmışız gibi. En azından kendimiz için olmasa da çocuğumuz için biraz böyle bir kendimizi bir rahat almış veya ne bileyim üzerimizden yükü atmış gibi hissediyorum. Fakat şimdi hocam o öğretmen faktörü için bunlar tabii o da ayrı bir konuşulması lazım ama tabii. Şimdi okul yani hocam dedi aslında her soru her bir ayrı konu bir oturum etki, yapacak kadar yani etkileyen öğretiyor öğreniyor etkilenen şimdi okul ortamı şimdi bugün artık salgın döneminde evlerde de biraz daha yakından görebiliyorsunuz yani öğretmen öğrenci ilişkilerini işte dersin işleniş biçimini filan gözünüzün önünde cereyan ediyor yani birçok şey. Fakat şimdi öğretmen de sonuçta içimizden biri. Yani ben nasıl yaşıyorsam, nasıl bir dindar veya dünya durumum varsa, düzenim varsa, düzeyim varsa öğretmen de öyle biri. Kalkıp da ondan ideal bir şeyler beklemek ne bileyim bu da çok şey makul değil. Bu sefer devletin politikasına gidiyoruz. Öğretmen yetiştirme politikasına, müfredatına. Ya orada verdiği bilgiye, içeriye filan gidiyoruz. Ve bu konuda bir türlü şeyler, taşlar yerine oturmuyor. Şimdi rehberlik alamadık bu konuda. Şimdi rehberliğe geleceğiz. Evet. Taşlar yerine oturmuyor. İşte her gelen bakan veya her dönem işte bir takım yenilikler yapılmaya çalışılıyor. İşte başarımız düşük ama denilerek bir takım uygulamalar yapılmaya çalışılıyor filan. Nedir devletin üzerine düşen neydi? Eksikler neler? Neler yapılabilir böyle genel bakış açısıyla? Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. 100 yıla yakındır Cumhuriyet var değil mi? Evet. 100 yıla yakın. Kaç tane Milli Eğitim Bakanı oldu? İlk 4 bakana o zamanlar Maarif Vekili deniliyordu. İlk 4'ünden sonra 75 tane oldu şu ana kadar. 71 tanesi de Milli Eğitim Bakanı deniliyordu. 75 tane. 75 tane geçmiş. Hı. Gelmeden önce merak ettim aklıma acaba. Sonra baktım ki şaşırdım. Yani kaç yıl boyunca bu? Yani işte diyelim ki 90 100 yıla yakın oldu evet. Diyelim. 23'ten bu yana. Böylelikle 75 tane. Bu 75 tanenin merak ettim. Merak ettim. Baktım hemen hemen bir yıl, iki yıl ama sen ortalamasına vurduğunda 1.3 yıla denk geliyor her birinin ortalama koltukta kalma müddeti. Fakat detaylara girdiğin zaman 1950 yılında bir yıl içinde 5 tane Milli Eğitim Bakanı değişiyor. 1960 yılında hakeza yine öyle değişiyor. 1950'de bir yılda 5 tane bakan değişiyor. 5 tane bakan değişiyor. 1060'da hakeza öyle. Sonra gerilere doğru gittiğiniz zaman bir yıl içinde 2 veya 3 bakanın sürekli değiştiğini görüyoruz. Bunlarla beraber böyle bir çizelge ortaya koyduğumuz zaman son 18 yıllık süreç içerisinde de 7 bakanın şu anki dahil değiştiğini görüyoruz. Şimdi en çok dumura uğrayan, en çok ihtiyaç duyduğumuz halde
bir türlü şeye oturmayan, iktidarların da veya iktidarın da bu konuda itiraf ettiği, yani bu konuda hani eksiklerimiz var, o başaramadık gibisinden söylemiş olduğu ne yazık ki milli eğitimdir. Yani eğitim politikasıdır. Bu eğitim politikasını aslında en büyük eksikliği rehberlik programının olmaması, yani pedere dediğimiz kavramın içinde olmamasıydı. Rehberlik programına baktığımızda hocam, biliyor musunuz? 1939 yılında ilk defa 1939 yılında rehberlik gündeme geliyor. O zamana kadar bir şey yok. Bizim bugün şu bugünkü anlamda veya batılı anlamda rehberlik programı, yani öğrencilere yol gösterme. Şimdi az önce hocamın paragrafını okurken, evet, hani kendi dindarlığını inşa etmesine kılavuzluk edemeyen öğretmen, ya da kendi milli eğitimini inşa etmeye kılavuzluk edemeyen diye. Yok, şu an hani o neydi, Amerikalıların dayattığı sözleşme, Fulbright mıydı? Evet. O sözleşme şu anda müfredatta geçerli. Daha bitirmedim hocam. Daha bitirmedim. Oraya geleceksin. Buyurun. İlk 1939'da pedere dediğimiz unsur gündeme geliyor. 10 yıl, 9 yıl sekte var. 1948'de tekrar gündeme geliyor. Pek bir ilerleme olmadan. Sadece arada böyle sekteler. Bu dediğiniz kılavuzluk, rehberlik ya, yani öğrenciye. Sadece gündem olma. Gündem olma. Detayı yok. Yok yok, ben başlığı diyorum. Yani tabii, rehberlik. Tabii rehberlik unsurunu söylüyorum. Rehberlik derken yönlendirme, kılavuzluk yapma. Evet, öğretmenlerin, öğrencileri yönlendirmesi. Şimdi 1948'de geliyor. Ondan sonra 1954 yılında ilk defa bu konuda böyle bilinçli bir atılım yapılıyor ve ABD'den uzmanlar getiriliyor 54 yılında. Bu konuda bir girişimde bulunuluyor. Ama tekrar sekteye uğruyor. Yine bir şey olmuyor. 1962 yılındaki MEB şurasından gündeme geliniyor. Biz bu açımızı nasıl kapatalım? Sınıf öğretmenlerine de böyle şey yapalım. Yani sınıf öğretmenlerine rehberlik dersi verelim. Sınıf öğretmenleri onu da götürsünler. 82 yılında ilk defa YÖK'te PDR'ye yönelik bölümler açılması kararı alınıyor. Bakın hocam, gittikçe ilerliyoruz. İlerlerken geriliyoruz sürekli. 82 yılında. 1998 yılında ilk defa Türkiye'de bununla ilgili bir dernek kuruluyor. İlk defa bir dernek kuruluyor. 2008 yılında ilk defa bu dernek 6 şubede şey oluyor. Şimdi şekilleniyor. Özür dilerim. Yani belki YÖK'le ortaklaşa çalışıyor. Şimdi belki rehberlik deyince biraz, yani sanki teknik bir konu konuşmuş gibi oluyoruz belki. Hani rehberlik. Yok, sadece bunun tarihsel süreç içerisinde kendini oturtmayan, kurumsallaşmayan bir yapı olarak. Şimdi tam o, ya şunu söylemek istiyorum. Ya şu an yani hani alanında yetişmiş insan diyoruz ya, evet, veya alan yönlendirmesi. İşte hocamın da potansiyelini keşfedip gelişmesini sağlama demiş. Yani evet, çocuğun potansiyelini keşfetme. Yani biz ki Almanya'yı sonuçta inceliyoruz değil mi bu anlamda, veya daha farklı batı eğitim politikalarını inceliyoruz. Evet. Niye onları uyarlamakta pasif davranılmış? Yani, biz Amerika'yı seçmişiz. Amerika'yı seçmişiz. 54 yılında Amerika'dan bu konuda uzmanlar getirmişiz. Bakın biraz daha acayibini söyleyeyim. 33 yılında Almanya'dan 240 tane bilim adamı Türkiye'ye sığındı. Böyle 240 tane. İçinde Yahudisi, Hristiyanı da var. 1933 yılında. 33. Hitler döneminin başlangıçlarında. Ve hal böyle olunca İstanbul Üniversitesi'ne yığıldılar. Türkiye'nin eğitimini şekillendirmekle görevlendirildiler. Hocam, normal bir öğretmen 6 lira alırken bunlar 780 ile 1180 lira arasında maaş alıyorlardı. Biliyor muydunuz hocam? Ve bunlar bizim şeyimize, eğitim sistemimize şekil vermeye çalıştılar. Eğitim sistemimize verilen şekil de bu. Ha, yerli olan, yani kurucu unsur da, o zamanki kurucu unsur batılılaşmayı hocam diyordu ya, şey olarak kabul etmiyorlar. Yani sadece bilimde ve fende gelişmeleri almak değil, diğer unsurlarını da alacak şekilde batılılaşmaya oldukça böyle meyilli, aşık, aldatılmaya hazır bir
Kendi kendini sömürgeleştiren gönüllü. Gönüllüsü. Evet, gönüllü. Böyle bir yaklaşım sonucu bu 240 eğitimcinin gerçekten Türkiye eğitiminde oldukça etkisi oldu. Sekülerleşmeye oldukça etkisi oldu. Bunlar bizim değer yargılarımızdı. İçinde Müslüman değil, Hristiyan ve genelde Yahudiler vardı. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bunların Osmanlı pederesinde ilerledi eğitimimiz. Şimdi Osmanlı'nın üstü kapatılınca komple, yani üstüne beton dökülünce evet. Osmanlı'nın son dönemindeki bütün eğitimciler, yani müderris, müderrisi am artık o zamanki ünvanlarını, bütün hepsi dolayısıyla otomatikmen yok sayılırlar. Zaten yeni eğitim modelinde, yeni alfabede, yeni yaklaşımda hepsi cahil konumuna düşünüyor. Hepsi cahil konumuna. Ama tabii Tanzimat döneminin münevverleri ve benzeri durumları onlar alınıyordu. Veya yerli bazı unsurlar şekillenen Ziya Gökalp gibi eğitimi şekillendirmek için fikir babalığı yapıyorlardı. Ama Ziya Gökalp gibi biri bile, yani Türkiye'deki üç nasyonalistten biri olan Ziya Gökalp bile eğitimi şekillendirme adına aslında okulda öğretilen ile ailede öğretilenin aynı olması gerektiğini, aynı olmadığı zaman bir çakışmanın doğacağını söylüyordu. Eğitim politikasının kendisi bir eğitimci aynı zamanda. Bir çakışmanın doğacağını söyledi. İşte o çatışma o günden bu yana kadar geldi. Hocam burada ilginç bir şey var. Bu rehberlik anlayışında da günümüzde şu anda. Rehberlik anlayışında da bazı sorunlar var. Rehberlik kurumunun sorunları. Mesela anlaşılamamaları, kurumsallaşamamaları, materyallerinin olmayışlı bu konudaki eksiklikleri, uygulamadaki eksikleri veya uzmanlık konusunda eksiklikleri. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Sadece birincisine değiniyorum. Anlaşılamama gibi bir sorunları da var. Rehberlik unsurunun anlaşılamama gibi. Gidiyorsun ki okulda mesela ne kadar uyumsuz, kavgacı, çalışmayan veya tembel dediğimiz öğrenciler varsa sanki bu pedere öğretmenleri bunları tamir edecek, onaracak. Böyle bir yanlış bir yaklaşım var okullarda ve bu öğrenciler o öğretmenlerin bir tür üzerine yük olarak görülüyor. Halbuki rehberlik dediğimiz şey sadece başarısızlığı başarıya çıkaracak bir yaklaşım tarzı değil. Başarıyı da daha üst bir grafiğe yükseltmekle, yani çalışkan olan, uyumlu olan ve mevcut başarı oranı daha da yüksek bir dereceye çıkarabilecek bir yol gösterme unsurudur rehberlik. Böyle olmalıdır. Tabii kişiyi sevdiği, ilgi, alaka duyduğu yöne de yöneltmelidir. Bu konuda aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Bir gün radyo dinliyordum. Bir röportaja denk geldim hocam. Bir tıp doktoru, aynı zaman kardiyoloji ve cerrah. Kendisiyle bir röportaj yapılıyordu. Ama o anda kendisi tıp doktorluğunu bırakmış. Tıpla ilgili hiçbir şey ilgilenmiyor. Sadece züccaciye dükkanı açmış, onu çalıştırıyordu. Şimdi bu ilginç olan burasıydı. Muhabir soruyor, neden züccaciye? Diyor ki ben eskiden beri yani çocukluğumdan beri hep züccaciye dükkanı açmak istiyordum. Ama babamın zoruyla okudum, yönlendirmesiyle okudum, doktor oldum. Babam sürekli işte senin için masraf yaptın diyordu. O masrafı fazlasıyla babama verdim. Bugün babamı karşıma aldım, dedim ki ben artık doktorluk yapmak istemiyorum. İstediğim mesleğe yönelmek istiyorum ve bunu istiyordum. Doktorluğu bırakmış, tıbbı bırakmış, züccaciye dükkanını işletiyordu. Şimdi rehberlik işte burada devreye giriyor. Hocam, öğrencileri kabiliyetlerine göre, isteklerine göre ve benzeri yeteneklerine göre keşfedip kendi yollarına koyabilme, yollarına sokabilme rehberliği. Son zamanlarda 2008'den sonra birdenbire Türkiye'de rehberlik kazanmaya başladı, önem kazanmaya başladı, ehemmiyet arz etti. Ve böylelikle PDR'ye bir yönelim oldu erkeğiyle, bayanıyla. Şimdi okullarda rehberlik öğretmenleri var ama her şeyde de bozmadan mahir olduğumuz gibi bunu da bozma konusunda oldukça mahir olduk ve öğrencilere bu şekilde olumlu bir yol göstermekten çok öğretmenlerine tamirciliği öğretiyoruz. Şu anlar tamircilik yapıyor. Peki. Hocam konu dediğimiz gibi çok geniş. Evet. Bu arada başta da söyledik, yani öğretmenler buluşması diye zaten
Perşembe akşamları yayınlanan bir programımız var. Evet. Orada Medeni hocamla diğer konukları bu konuları işliyorlar. Gerçekten önemli bir konu. Hepimiz için, hepimizi ilgilendiren bir konu. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir dörtlük de bitireyim. Dörtlük. Evet. Buyurun. Kaygısız Abdal'ın bir dörtlüğü. Diyor ki, bu insan dedikleri el, ayakla baş değil. Adem manaya derler, surat ile kaş değil. Adem manaya derler, surat ile. Çok evet. Güzel, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, stüdyo konuğumuz, eğitimci yazar Mehmet Ali Gönül hocamdı. Yine Skype ile de Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Muhammed Şevki Aydın hocamız konuğumuzdu. Kendilerinden istifade ettik. Allah razı olsun. Gelecek bölümde inşallah farklı bir konuyla karşınızda olmayı umuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.